Öyle görünüyor ve büyük çoğunlukla bunu böyle algılıyor. Evet, dediğiniz olur. Aday diyelim bir yerde 10 tane aday aday olur da bundan bir tanesi nihayetinde aday olacak. 9 tanesi de diğer aday arkadaşımızın etrafında kenetlenerek yerel seçimlerde en üstün başarıyı ortaya koyacaklar. Umarız, çünkü örneğin dün de ilginç bir gelişme oldu. Keçiören İlçe Yönetimi Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday açıklandıktan sonra toptan istifa etti. Bazen de böyle hani aday parti genel merkez arasında çelişkiler olabiliyor. Herhalde bunları en aza indirmek gerekiyor. Siyasetin bünyesinde bunlar var. Dediğiniz gibi işte bu temayül yoklamaları, kamuoyu araştırmaları hep bunlar için yapıyoruz. Yani aslında asıl olan Ankara'dan oturarak bunların şey yapılması, tespit edilmesi değil. Yerel siyaseti mümkün olduğu kadar güçlendirmektir. İşte nitelikli oylar üzerinden partinin üyelerinin seçim süreçlerine daha fazla da müdahil olabilmesini temin etmektir. Ama temayül yoklamaları da önemli bir merhaledir. Yani gittiğimiz her yerde teşkilatlarımız kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Hatta sadece aday adayı olanlar değil. O temayül yoklamalarında herkes kendi zihninden, gönlünden geçenler de yazıyor buraları. Buralardan daha serbest bir yapılıyor. Şey. Sonra bunların üzerine tekrar kamuoyu araştırmaları yapılacak. Çoğu illerde yapıldı. Şu anda bir kısmı devam ediyor. Dolayısıyla tabii hepimiz isteriz ki her yerde partinin fikriyatını, ideolojisini, davasını, istikametini benimsemiş en güçlü adayla seçime girelim. Yani Ahmet'in adamı, Mehmet'in adamı, şunun adamı, bunun adamı olmaz. Milletin adamı, milletin en güçlü oyunu alabilecek adayla belediye seçimlerinde öne çıkarız. Ama yerel seçimlerin kendine özgü koşulları var. Her zaman olur. İnsanların da yerde hata hiçbir zaman sıfır olmaz. Onu sıfıra yakın hale getirmek lazım. Başkanım, daha çok ekonomide sizin hem doğrudan alanınız olduğu için soruyorum. Ekonomiyle ilgili de önümüzdeki süreçte partinin üzerinde çalışmayı düşündüğü yahut da işte bir açılım tırnak içinde kullanırsak, çok kullanılan bir tanım. Bu konularda bir paket hazırlığı yahut da fikir düzeyinde de olsa tartışmalar oluyor mu ya da bugünkü kampa yansıdı mı? Şimdi tabii genel olarak işte bu yaz aylarında biliyorsunuz Haziran'da, 23 Haziran'da Fed'in açıklamasıyla birlikte, evet, yani Amerika'daki para politikalarının ve buna bağlı olarak faiz politikalarının değişmesiyle birlikte bütün dünya ekonomilerinde ciddi bir türbülans yaşandı. Evet. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir takım hareketlilikler ortaya çıktı. Faiz oranları 5.2'lerden %9'lar seviyesine çıktı. İşte bu devletin borçlanma yüklerini de ciddi şekilde artırdı. Ama sonuçta şunu biliyoruz ki bu Türkiye'nin ekonomisinin yapısından kaynaklanan değil, dünya ekonomisinin yapısından kaynaklanan konjonktürel, yani geçici, zamana ve şartlara bağlı bir gelişmedir. Ve çok şükür bütün bağımsız gözlemciler de söylüyor ki mesela Türkiye, Hindistan, Brezilya, Meksika, Güney Kore gibi gelişmekte olan ülkeler içerisinde bu süreçte en az dalgalama yaşayan ülkelerin başında gelen Türkiye'dir. Hı hı. Bu Türkiye'nin ekonomik yapısının güçlü olmasından kaynaklanıyor. Ancak bu olmasaydı bile, yani son Haziran'dan itibaren yaşadığımız bu değişiklikler olmasaydı bile bizim önümüzdeki 10 yılda, ilk 10 yılda yaptığımızdan farklı bir ekonomi politikası izlemek mecburiyetimiz vardı. Yani sadece makro dengeleri dengede tutarak, evet, o eski Türkiye'nin ekonomisindeki yanlışlıkları, yapısal bozuklukları giderebilmek için bunlar şartlar. Çok şükür bunlar başarıldı. Ama bundan sonra önümüzdeki dönemde güçlü bir ekonomi, üretim kabiliyeti yüksek bir ekonomi demektir. Efendim, uluslararası piyasalarda ürettiği mal ve hizmetleri güçlü olan bir ülke demektir. İstihdamını çok ciddi şekilde geliştirmiş olan bir Türkiye demektir. Efendim, işte üretim girdilerinin maliyetlerini azaltmış bir Türkiye demektir. Yani ayakları yere sağlam basan, üreten, ihracat yapan ve istihdam geliştiren bir Türkiye demektir ki önümüzdeki dönemde, evet, bu Haziran'da yaşadığımız krizi aştık. Aşağı yukarı dünyada iyi kötü aşıyor. Ama yıllardır bunu söyleyen birisi olarak, yani mevcut dünya ekonomi politiğinin zaaflarından kaynaklanan, neoliberal sistemin zaaflarından kaynaklanan bir zorunluluk olarak dünya maalesef bir krizler dönemine doğru gidiyor. Bunu görüyoruz. Su krizleri, gıda krizleri, enerji krizleri gibi çok kapsamlı krizler dünyayı bekliyor. İnşallah olmaz. İnşallah etkileri az olur. Çözüm bulunur. Ama olacağı görünüyor. Dolayısıyla krizleri önce işte finansal krizler yaşadık 2009'da. İşte 2011'de dünya, Avrupa özellikle yine bir krizin içerisinde oldu. Peki kim ayakta daha güçlü kalabilir? Cevabı çok açık. Ekonomisi güçlü olan, sürekli üreten, istihdam geliştiren, reel ekonomisi güçlü olan ekonomiler bundan sonra ayakta kalır. Ve reel ekonomileri üzerinden dünya piyasalarında rekabet edebilen ülkeler ayakta kalabilir. İşte bunun için de zaten hükümet bir faz değişikliğine, istikamet değişikliğine doğru gidiyor. İkinci 10 yılın, yani 2013-2023'ün esas bakış açısı budur.
Bunun içinde mesela bizim olması gereken de budur. Bunun içinde yerel ekonomik unsurlara güç katmak. Yani aşağıdan gelen projelere... Onlarla ilgili bir toplantılar dizisinde yaptık. 78 ilimizde evet. Kent ekonomileri formunu bitirdik. 3 ilimiz kaldı. İstanbul, Ankara ve Kayseri. Bunları da inşallah bu ay içerisinde bitireceğiz. Ve bir ulusal kalkınma stratejisi diyebileceğimiz ya da ulusal kent ekonomileri stratejileri diyebileceğimiz. Yani biz yerimizde oturarak Diyarbakır'ı, Kayseri'yi, Gaziantep'i Denizli'yi planlamak yerine bu illerimiz nasıl kendilerini görüyorlar, zaafları nelerdir, teklifleri nedir, vizyoner projeleri nedir, bunları aldık. Bunları çok açıcı şeyler oldu mu? Muhteşem, muhteşem. Aşağı yukarı 9000'e yakın temsilci bu illerimizde katıldı. Onar 11'er masa, 15'er masa neyse oldu. O masalarda tek tek tartışıldı. 125 tane öğretim üyesi arkadaşımız buralarda moderatörlük yaptı. Ben de bir kısmına katıldım ve büyük keyif aldım. İllerimize ciddi bir motivasyon unsuru oldu. Ayrıca oradan gelen vizyoner projelerin sadece kağıt üzerinde kalmaması için 2014 bütçesinden başlayarak onların bazılarının da bütçe içerisinde ödeneklerinin, kaynaklarının konulması için çalışmalarımızı tamamladık. Bu bütçede göreceğiz o zaman. Buradan itibaren başlayacak zaten. Bir kısmı hatta şimdiden uygulamaya başlandı. Böylece istiyoruz ki bütün Türkiye'deki ekonomik aktörler, ticaret odaları, sanayi odaları, ziraat odaları, iş adamları dernekleri, KOSGEB'ler, kalkınma ajansları, üniversiteler, araştırma merkezleri herkes elini taşın altına koysun ve Türkiye güçlü bir ekonomik kalkınmanın içerisine doğru girsin. Daha güçlü bir ekonomik yapıyı ortaya koyalım. Tabii bütün bunları yaparken zihnimizin bir tarafında da şu olacak. Ekonomi dediğimiz şey öyle kendi kendine çok masum bir şekilde kendi kuralları içerisinde gelişen bir olaylar zinciri değildir. Liberalizmin temel mottosu yanlış. Yanlıştır. Dünyanın hiçbir döneminde, hiçbir ülkede, hiçbir sistem içerisinde siyasi kararlardan uzak olan, siyasi kararların etkisinde olmayan, bağımsız olan bir ekonomi sistemi olmaz. Yani Türkiye'de hiç olmamış. Dünyada da olmadı. Şimdi mesela şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde niye bu kadar çok dolar değerlendi, pahalandı bütün dünyada? Çünkü Amerika bir karar aldı. Bol sayıda dolarımız var, çok miktarda dolarımız var. Bu değersizleşmek Amerikan ekonomisine aleyhine oluyor, zarar veriyor. İçerideki üretim kabiliyetini oldukça kısıtlıyor. Ta benim 1980'lerden beri gördüğüm, söylediğim bir şeydi bu. Veya 90'ların başından beri. Dolayısıyla bunu gidermenin yolu Amerikan dolarını değerlendirmektir. Dolarından birisi. Bu politik karar. Tabii. Sayın Obama'nın ve ekibinin almış olduğu kendileri açısından... Oradan Beyaz Saray'da alınıp bütün dünyaya etkilenmiş. Son derece doğru bir karar. Kendileri açısından. Bütün dünyaya etkilenmiş. Şimdi biz de bunu bileceğiz. Yani birisi orada bir karar alacak kendi para birimini değerlendirmek için, faizleri artırmak ya da azaltmak için bir karar alacaksa, biz onların tabii ki bir dünya bir artık küresel bir ekonomik sistem var, bunu tabii ki görüyoruz. Buradan uzakta olmak, kapılarımızı, pencerelerimizi kapatmak mümkün değil. Ama en azından saf olmamak lazım. Biz de kendi gerekli tedbirlerimizi alacağız. Önce Türkiye ekonomisi hem üretim gücü hem uluslararası dalgalanmalara karşı ayakta durabilecek, daha doğrusu bu dalgaları aşabilecek gücünü kullanabilmesi lazım. Bu da bir yerde dalganın altında kalmak değil, dalganın üstüne sörfle çıkmak demektir. Bu da başkalarının aldığı kararlardan daha etkili kararlarla Türkiye ekonomisini yönlendirebilmek demektir. İşte faizde, dövizde, diğer kararlarda ve ama hepsinden önemlisi fabrikaları tüten, insanları bir iş güç sahibi olmuş olan ve gerçekten ürünleri, markaları dünya piyasalarında çok etkili olan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle 10 yıl içinde oluşturmak zorundayız. Ve bu olacak göreceksiniz. Bu istikamette ekonomik gelişim. Bir başka sorun da yine ekonomiyle ilgili, daha doğrusu ilgiyle takip etmemiz gereken alan da orta gelir tuzağı meselesidir. Çok şükür Türkiye bugün yani dünyada önemli sıçrama yapan ülkelerden birisidir. Gelişen piyasalar içerisinde en aktif, en canlı piyasalardan, ekonomilerden birisidir. Türkiye işte 2000 dolarlardan 10 bin dolarlar seviyesine, 11 bin dolarlar seviyesine gelmiştir. Ama burada istesek de kalamayız. Yani şöyle bir karar versek, 11 bin dolar iyi, bu seviyede kalalım diyemeyiz. Türkiye'nin daha fazla tam tepeyi aşmak üzereyiz. Bisiklete daha hızlı basmamız lazım. Pedalı daha hızlı çevirmemiz lazım. Onun için de Türkiye daha fazla üretmek, şehirleri markalaştırmak,
bu çalışmamızın önemli bu. Türkiye'de bazı şehirlerimiz var ki, mesela batıdaki bazı şehirlerimiz, Kocaeli gibi, İstanbul gibi, Bursa gibi, çok güzel sana, Balıkesir gibi, ileri gitmiş olan şehirlerimiz, İzmir gibi. Bunlar mesela Macaristan'dan, Polonya'dan, hatta İsrail'in milli ekonomisinden daha yukarıda olan şehirlerimiz var, bölgelerimiz var. Ama maalesef önemli bir, yani 23-24 ilimizde düşük gelir seviyesinde olan illerimiz. Ortada da bir grup illerimiz var. Bu illerimizi de yukarıya çıkarmak zorundayız. 10 yıl içerisinde Türkiye'de de illerimizin yani 50-81 ilimizin en az 50 tanesini bizim yüksek gelir grubu illeri içerisine sokmak mecburiyetimiz var. Bunun yolu da dediğim gibi reel ekonomi güçlendirmek. Zaman bu toplantıda epeyce notlarımız oldu ya da bir rapor haline gelecek herhalde bitince. Bunları bir kitapçık haline getireceğiz. Çünkü bunun nüfus hareketleriyle de bağlantısı var, evet. Sınır bölgeleriyle de alakası var. Hatta sınır bölgeleri deyince aslında dış politika bile bazen çok etkiliyor ekonomiyi. Evet. Örneğin işte füze meselesini görüyoruz. Biz Çin'i daha uygun gördüğümüz halde ısrarla bir uluslararası baskı oluşmaya başladı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'leri o zaman bizi oradan çıkarma gibi bir takım. Gerçi daha çok medya üzerinde tartışıyor. Hükümetler bunlar ne düzeyde görüşür bilmiyorum ama hem Türkiye Suriye'de işte örneğin çok arzu ettiği bir sonuca ulaşılmadı. Mısır'da hiç beklenmeyen evet. bir şey oldu. Neredeyse bizim eski darbelerin toplamı bir darbeyi yaşıyorlar. 28 Şubat ile 12 Eylül hepsiyle birlikte. Uluslararası konjonktür de birdenbire etkilemeye başlıyor. Bir yandan da Irak'la çok ilişkiler tekrar düzelmeye başlıyor. Ekonomi deyince herhalde bütün hepsinden etkilenen bir alan anlamak gerekiyor. Öyle tabii. Öyle yani ekonomiyle, siyasetle, işte bir de işin içerisinde enerjinin girdiğini düşünürseniz, yani artık bugün dış politika büyük oranda enerji politikalarıyla, özellikle bu bölgede enerji politikalarıyla ilgili hale gelmiştir. Bizim tabii üzerinde çalıştığımız bir projede sınır aşan sinerji koridorları. Yani dediğiniz gibi bu bölge aslında çok enteresan bir bölge, çok canlı bir bölge. Ve bu bölgedeki bütün komşularımızla ilişkilerimizi ekonomik bakımdan geliştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye aşağı yukarı Rusya hariç bütün komşular için de cazibe merkezi. Ekonomik yapısı daha iyi olan bir ülke. Dolayısıyla biz bunu bir ekonomik işbirliği örgütü şeklinde değil ama şehirler üzerinden. Mesela inşallah Suriye krizi biter. Türkiye orada dediğiniz gibi maalesef ciddi bir takım şu anda kayıplarla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Ama şehirler üzerinden biz mesela bir koridor oydu. İşte Gaziantep'ten başlayan, Hatay Gaziantep'ten başlayıp ta Beyrut'a kadarından, Halep'ten, Şam'dan aşağıya kadarından şehirlerin ekonomik potansiyellerini ortaya çıkaran ve bütün bu bölgelerdeki karşılıklı menfaat ilişkisi içerisinde bu bölgelerin ekonomik gücünü de Türkiye'nin etrafında toparlayan bir anlayış. Böyle 9 tane koridor. Kuzey Irak üzerinden 2 tane koridor, efendim Nahçıvan üzerinden bir koridor, Gümrü Erivan üzerinden bir koridor. Bunların hepsi şehirler üzerinde çalışıldı. Bunları inşallah Türkiye komşularıyla işte aynı şekilde Yunanistan üzerinden, Bulgaristan üzerinden koridorlar. Bu şehirler üzerinden çalışmayı yaptığınız zaman ortak mesela ulaşımda ortak hatlar, enerjide ortak hatlar, eğitimde ortak çalışmalar, kültürde ortak çalışmalar. Bunları yaptığınız zaman zaten bütün bu bölgenin tamamını canlı bir ekonomik bölge haline getirmiş olsun. Sınırları ve örgütleri aşan bir şey. O yüzden sinerji galiba adı da. Sinerji onun için koyduk adını. İnşallah ümit ediyoruz başta şu Suriye meselesi biter. Komşularla olan bütün bu sıkıntılarımız gerçekten ortadan kaldırılır ve Türkiye sadece kendisi değil bölgenin de çok canlı bir ekonomik güce kavuştuğu bir ortamı sağlamış olur, ona öncülük etmiş olur. Şehirler aslında toplam ekonominin içinde dediğiniz çok doğru, çok kritik yerlere sahipler. Örneğin İzmir geliyor aklıma da. İzmir dosyasına baktınız mı ya da çalışmalarınızda? İzmir niye bu kadar geriledi? Hani bizim çocukluğumuzun hep ikinci, üçüncü iliyken belki hala potansiyele sahip ama gittikçe geriye düştüğü hissedilen bir şehir olduğunu herkes söylüyor. Şimdi İzmir'de ben oradaki kent ekonomileri formuna ben de katıldım. Çok geniş katılımlı. Yani biz burada şunu da söyledik, herkesi çağıracağız. Yani hangi partiden olursa olsun, hangi zihniyetten olursa olsun. Ve çok geniş katılımlı bir toplantı oldu. Oradan çok farklı teklifler geldi. Zannediyorum işte başta limanlar, işte Çandarlı Limanı'nın uluslararası hale getirilmesi gibi ulaşım üzerinden ciddi projeler getirildi. Efendim işte İzmir'in kültür, fuar ve tanıtım alanında öne çıkmasını sağlayacak, bunu bugünün şartlarında entegre edecek yeni bir çalışmanın teklifi yapıldı. İllerle ilgili aşağı yukarı her ilden 5 tane vizyoner projeyi ortaya çıkarmalarını istedik ve bunlar oylanarak, yani masalardaki çalışmalardan sonra her masa kendi görüşünü söyledi ve diyelim
30 tane proje ortaya çıktı. Bunların içerisinde en çok oy alan 5 tanesi ortak fikir haline getirildi. Şöyle bir şey, yani niye geri kaldı? Şundan dolayı şehirlerimiz efendim merkezi planlamayla her şeyi yapabileceğimizi zannettik. Bu da eski Türkiye'nin alışkanlıklarıdır. Evet, tabii ki merkezi planlama olması lazım. Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisiydi. Çok sayıda bürokrat ve siyaset adamı yetiştirdi. Genel manzara görmek gerekir. Eyvallah, böyle bir merkezi planlama olacak. Zaten Kalkınma Bakanlığımız büyük oranda bunun için. Evet. Kalkınma ajanslarımız var ama herkesin ikna olduğu, motive olduğu, ortak olarak sahiplendiği projeler üzerinden bir kalkınma hamlesi çok daha doğru, çok daha güçlü olur. Başkan, o zaman demokrasi paketi tekrar dönerek aslında kapatalım. Çünkü o dönemin parçası. Şimdi sanıyorum paketin yasalaşması gereken bölümleri geldi. Onlar da sanıyorum Bakanlar Kurulu'na büyük oranda iletildi. Bundan sonra yapılacaklar belli mi az çok? Tabii paket açık, yani bütün şekli belli. Benim için sevindirici olan hususlardan birisi, yani o pakette çalışmış olan birisi olarak Türkiye'nin genel alışkanlıklarından birisi şuydu. Yapılmasını istemediğiniz işi komisyona havale edersiniz. Komisyonda ne çıkarsa çıksın, sonuç çıksa bile o rafta durur. Evet. Şimdi çok güzel olan husus, mesela 30 Eylül'de Sayın Başbakanımız paketi açıkladı. Hemen ilk hafta iki tane önemli yönetmeliklerle yapılabilecek olan iki tane önemli şey gerçekleştirildi. Bunlardan birisi andımızın kaldırılması. Diğeri de kamuda başörtüsü yasağının kurumsal olarak, yasal olarak kaldırılması. Şimdi önümüzde başta seçim... Hiçbir sorun yaşanmadık. Hadi. Hiçbir sorun yaşanmadık. Yani hiç sanki sessiz sedası oldu, evet, bitti. Tamam. O çok sevindirici bir şey. Tabii. Belki taraf için de sorun yaşanmadı. Bakın şunu, şimdi başörtüsü yasağında çok doğru bir noktaya geldiniz. Önemli bir noktaya geldiniz. Başörtüsü yasağında niye senelerdir Türkiye'de tantana çıktı, gürültü çıktı, kavga gürültü oldu? Çok açık bir şekilde başörtüsü yasağı tabii olan değildi, doğal olan değildi. Yani özgürlük esastı, siz kısıt yasak getirdiğiniz zaman hakları kısılanlar tabii ki seslerini çıkaracaklar. Ama şimdi ya da kısmak isteyen de bunun için baskı yapacak, o da dolayısıyla bir kavganın, bir çatışmanın ortamı olacak. Ama siz özgürleştirmeye çalıştığınız zaman bu doğru olan mı? Ve toplumda bu özgürlüklerin artık verilmesinin önemli olduğunu düşünüyor ve bunu da ortaya koyuyorsa zaten kimse ona karşı çıkamadı. Kimse ona karşı çıkmadı. Var olanı siz tabii bir şekilde geçmiş oldunuz. Allah nazardan saklasın, bu gidişat aslında Türkiye'de milletin ne kadar etkin olduğunun da bir sonucudur. Demin onun için baştan söyledim. Çocuklarına isim veremeyen, ezanını doğru düzgün dinleyemeyen, camilerinde affedersiniz nalbantların, ahırların olduğu bir Türkiye'den bugünlere geliyoruz. Hatta müzik dinleyemeyen, Türk sanat musikisini dinleyemeyen bir Türkiye'den bugünlere geliyoruz. Bu fevkalade önemli bir gelişmedir. Ve bu gelişmenin bir numaralı aktörü de sahibi de milletin bizatihi kendisidir. Paketin ama daha da geniş bir kapsamda çalıştığınızı biliyorum. O eksiklerde inşallah. İnşallah onlar da özellikle sonra. Alevilerle ilgili açılımda inşallah. Tabii bunlar önümüzdeki süreçlerde olgunlaştıkça bunlar da, bu adımlar da atılacağına kimsenin şüphesi olmaz. Başkanım, çalışmalarda bir görev aldınız mı? Daha çok Ankara'da mı olacaksınız seçim süreci boyunca? Yani tabii ne olacak, nasıl olacak onu bilmiyoruz ama işte önümüzdeki haftalarda herhalde bu temayül yoklamaları, illerdeki çalışmalar, genel merkezdeki bunların çalışmalar, sonuçları geldikçe. Bunlar geldikçe bu çalışmaların içerisinde olacağız. Çok teşekkür ederim. Şahane, iyi başarılar. Sağ olun. Yani yapraklarla, rüzgarıyla neredeyse aslında çiçek açsa bahar bir havası var. Ben, hakikaten ama ben. Keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ankara Masası'nda bu hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'u Kızılcahamam'da kampın otelinin hemen karşısındaki alandan konuk ettik. Haftaya yeni programda buluşmak üzere, iyi pazarlar efendim.